Herkese merhaba. Bu hafta proje yönetimi konusuyla birlikteyiz. Ben Gökrem Tekir. Ben Savaş Yakar. Proje yönetimi nedir? Sorusuna cevap vererek başlayalım. Sonuçta bir önceki beraber yaptığımız çekimde projenin tanımını yapmıştık. Bu sefer de bir projeyi yönetmenin ne demek olduğunu konuşacağız. PMI'ın tabiriyle bir takım bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje aktivitelerine uygulanmasıyla proje yönetimi gerçekleşir. Biz de burada kendimiz benzer bir şeyi ifade ettik. Hatta projelerin daha doğrusu nasıl yönetileceğine dair, projelerin içinde nelerin yapılacağına dair proje yönetimi adına bunlarla ilgili yazdıklarımız var. İhtiyaçların belirlenmesi, kapsamın netleştirilmesi ki burası bir özet niteliğinde aslında. Başarı kriterlerinin belirlenmesi ve buna yönelik planlamaların yapılması. Bu planlamalar doğrultusunda projelerin fiilen yürütülmesi ve kontrol edilmesi ve daha sonrasında da bütün o bilgi birikiminin bir arşivleme sürecinin yaşanması, kapatılması. Peki, Savaş abim söylemek istediğin bir şey var mı buraya kadar olan bölümde? Aslında şeyi söylemek istiyorum ben. Proje yönetmek ile proje yönetimi yapmak arasındaki fark. Herkes her şekilde proje yönetebilir. Bir işe başlayıp sonuna kadar götürebilir. Fakat bu proje yönetimi yaptığı anlamına gelmez. Proje yönetimi yapmak demek kapsam, zaman, maliyet, kalite gibi bir takım unsurların belli teknik araçlarla bir araya getirilmesiyle oluşan bir kavram. Sadece bunun altını çizmek istedim. İkisini karıştırmamak lazım. Proje yönetmek başka bir şey. Proje yönetimi yapmak ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Burada zaten PMI'nin İngilizce'de trade-off dediği bir kavram var. Hani bir yerden alırken öbür taraftan vermeyi bilmek. Biz bunları daha ilerleyen videolarımızda daha detaylı anlatacağız aslında ama belki kısaca burada ondan da bahsedebiliriz. Yukarıda dediğimiz gibi kapsam, zaman, maliyet, kalite, risk, insan kaynağı gibi bir takım faktörler var projenin içinde yönetilmesi gereken. Mesela bir projenin kapsamı genişlerse bu durum başka yerlere yansıyacaktır herhalde. Bunun da yönetilmesi proje yönetimi tarafından gerçekleşecektir. Doğru mu? Tabii ki. Aslında hani yine burada söylediğimiz gibi projenin başında beklentiler de net olmayabiliyor. Proje giderek olgunlaşıyor. Buna aşamalı olgunlaşmadığını veriyoruz. İngilizcesi progressive elaboration. Projeyi biz net görebildiğimiz kadarıyla olabildiğince detaylı planlayabiliyoruz. Onun hayata geçirilmesi esnasında görebildiğimiz diğer ileriki safhaları daha da netleştirip devam ediyoruz. Baştan her şeyi görmek mümkün değil yani projelerde. Görebilseydik operasyon mu olurdu yoksa? Baştan her şeyi görebilseydik bence medyum olurduk. Ne güzel. Medyumluk. Bir dakika sonrasında bile kimse kesin net bir şey konuşamaz. Biz olabildiğince geleceği öngörmeye çalışıyoruz aslında iyi niyetli olarak. Peki bu durumda planlar gerçekleşmeyecek ki biz niye proje yönetimi yapıyoruz o zaman diye bir soru sorsam bana gelen en çok sorulardan bir tanesi. O kadar planlıyoruz, planlıyoruz. Nasılsa tutmayacak. Niye bu kadar uğraşıyoruz? Aslında bizim yaptığımız başarma olasılığını artırmak için bir şeyler. Başarma olasılığımızı artırmak için geçmiş deneyimlerden gelen bir takım araç ve teknikleri kullanıyoruz. Yoksa gerçekten de hani geleceği öngörmek mümkün değil. %100 öngöremezsiniz. Çok fazla değişken var. Ama bizim hedeflerimize ulaşma olasılığımızı artırmamız lazım. Bunun için de bir şeyler yapmamız lazım. O bir şeyler de proje yönetimi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii. Peki. En son paragrafta bu sayfada, 10. sayfada kitabımızda demişiz ki projenin başında beklentiler net olmayabilir. Az önce söylediğine paralel şeyler var. Çıkacak ara sonuçlara göre belirsizlikler azalacak ve bu sayede yine aşamalı olgunlaşma gerçekleşecektir diyebiliriz. Peki projeyi başarıyla yönetebilmek için gerekli olan girdiler nelerdir diye sorsam, neye ihtiyacımız var ki biz proje yönetimini başarıya ulaştırabiliriz? Aslında bu Projeyi başarıya girdileri ulaştırmak bir de proje yönetimini başarıya ulaştırmak. İkisi belki farklı olarak da konuşulabilir. proje yönetimlerini başarılı oluşturmak için bir kere organizasyonel süreç varlıklarına ihtiyacından, şirketin mevcut kural, politika ve prosedürlerine, o projeye ilişkin yapılmış her türlü ön çalışmaya ihtiyaç var. Ne kadar detaylı ve gerçekçi ise proje yönetimi yapmak o kadar kolaylaşıyor. Kolaylaşıyor. Bu arada proje yönetimi yapmak için bir takım
bilgi, beceri, teknik ve araçlara ihtiyaç var. Aslında biraz devam edersen sonraki sayfamız proje yönetimi yapmanın genel temel Güzel. dayanaklarını anlatıyor. Hemen bakalım. Evet, Hani biz biz burada şeyi söylemeye çalışıyoruz aslında. Sizin tüm öğrendikleriniz ve geçmişte deneyimledikleriniz ve uzmanlığınız çok önemli proje yönetimi yapmak için bilgi birikiminiz. Yetenekler her konuda toplantı yapmak, sunum yapmak veya çatışma problem çözümlemek yetenekler çok önemli. Evet. Proje yönetimi artık elle yapılamıyor. Bir takım araçlar kullanmamız lazım. İşi hızlandıran veya Lazım. otomatikleştiren. Evet. Ve bu arada yine teknikler açısından da işte PMI'ın da bahsettiği bir takım teknikleri ve araçları kullanmamız lazım. Bunları bir bütün olarak yapacağımız her işe yansıtmamız lazım ki proje başarısını, ihtiyaçları ve gereksinimleri karşılayabilirim. Bunu da tek başına proje yönetimi yapsa yeter mi? Bu bir proje ekibi işi. Ekip Hep işi. beraber yapılması gereken. Böyle bir kişinin yapmaya çalışması yeterli olmayacaktır. Bunu da her fırsatta Sen niye beni sıkıştırıyorsun hani acaba başka bir şey der misin diye. Peki, projede yapılacak işler var, aktiviteler ve bu aktiviteleri yukarıdaki teknikleri kullanarak gereksinimlerin karşılanması, ürünün ve projenin ortaya çıkarılmasını sağlayacağız. Neden önemlidir? Şimdi gel birazcık doğrudan bahsedelim. Aslında burası biraz da sanki planlamanın faydalarını anlatıyor. Şöyle özellikle geleceği görmemizi sağlar ifadesini zaten bir miktar dile getirdik. İstersen sırayla herkes bir madde konuşsun. Olur. Böylece çok Olur. daha verimli olur gibi geldi bana. Peki, sistemli ve mantıklı düşünmemizi sağlarla ilgili ben bir iki şey söyleyeyim. Sonuçta proje yönetiminde detaylı planlama esas. Olabildiğince detayları görebilmek ve kaynaklarımızı hangi aktivitelerde, ne zaman, hangi sırada işler yapılacağını tanımlayabilmek lazım. Böylece ekibi de aslında bilgilendiriyoruz. Bakın sizin şu tarihlerde şu işleriniz var dediğiniz zaman motivasyonun da artmasını sağlıyoruz ekip üzerinde diye düşünüyorum. İşte o sistemli mantıklı düşünmeyi hem proje yönetiminin hem de ekibin proje yönetiminin ne düşündüğünü görmesini sağlayacak. Mesela ilk defa yapılan projelerde belirsizlikler yüksektir. Bu yüzden de şirketler daha çekinceli davranabilirler. Proje yönetimiyle biz projeyi bütün unsurlarıyla, bütün açılardan görmemiz bizim bu konudaki sıkıntılarımızı azaltır. Evet. Daha belirsizleri yine ortadan kaldırmış oluyoruz. Tabii. Yine hedefi belirleme ve ulaşmada kolaylık sağlar. Gerçekçi hedefler belirler diyoruz biz her zaman proje yönetimi. Bu tabii proje yöneticisinin planları ortaya koyduktan sonra bir yerde üst yönetimi de sunum yapacak. Yani evet siz bu hedefleri koymuşsunuz ama bu kaynaklarla bu kadar zamanda bu hedefe ulaşmak kolay değildir. Sözde değil özde anlatabilmesini sağlayacak. Onun için yine proje yönetimi burada faydası olduğunu özellikle üst yönetimin, sponsorun, müşterinin gerçekçi hedeflere ulaşıp ulaşılmayacağını görebilmesini kolaylaştıracak. Proje yönetimi yaparak mevcut kaynaklarımızı nereden ne kadar kullanacağımızı belirliyoruz. Bu da onların rutin işleri ve operasyonları arasındaki uygun zamanlarını projede değerlendirebilmemizi sağlıyor. Üstelik projede ihtiyacımız olan kaynakları da görmemizi sağlıyor. Evet. Benzeri yine aşağıda var bende de. Zaman taahhütlerimizin daha kesinleşmesini, bu taahhütlerin tutturmamızı ve kontrolünü sağlar. Yine az önce de ifade ettiğim gibi detaylı zaman planları ortaya çıkacak. Kim nerede ne iş yapacağını bilecek. Artı bu detay sayesinde eğer ki her halükarda zaten bir şeyler gecikecek. Mesele o gecikmelerden yola çıkarak sonraki aktiviteleri nasıl daha öne çekebiliriz? Ekstra kaynak mı gerekiyor? Risk mi almamız gerekiyor? Bu çerçevede hangi kaynaklar etkileniyor? Bu gecikmelerden bunların hepsini yine proje yönetimi sayesinde görmek mümkün olacaktır. Başka? Biz proje yönetimde aktiviteleri bir sıraya koyarız. Belli Evet. bir sırada mantık içerisinde ilerlemelerini sağlarız. Bu da bize hem izleme hem de kontrol imkanı sağlar. Böylece gerçekleştirilen işleri zamanında kontrol ederek geleceğe ilişkin öngörülerimizi güncelleme ya da önleyici düzeltici faaliyetleri yapmamıza imkan sağlar. Evet. Bir sonrakinde de maliyet temelinden bahsediyoruz. Yani zaman temeli gibi, zaman çizelgesi temeli gibi. Bir de bizim İngilizce'de cost baseline dediğimiz aktivitelerimizde kaç adam saat efor harcanacak, ne kadar makine saati, ne kadar malzeme ihtiyacı var. Bunları görmemizi ve yine planlara göre bir sapma olursa bunlardan ders çıkarıp bir sonraki projede
daha doğru plan yapmamızı sağlayacaktır. Daha sonraki konularda anlatacağım ama iş kalım yapısından bahsederiz biz. İş kalım yapısının en önemli özelliği yapılacak bütün işleri içermesidir. Ne eksik iş olsun isteriz ne de fazladan iş yer alsın isteriz. Proje yönetim sayesinde iş kalım yapısı gibi tekniklerle işlere atlama riskimiz azalır. Böylece sonradan çıkacak zamansal ve parasal sapmalardan kendimizi korumuş oluruz. Aslında bu iyi de oldu. Orada işleri atlama riskimizi azaltırız. Az önce ben bir zaman temel çizgisinden bir de maliyet temel çizgisinden bahsettim. Bunları ileride çok daha detaylı anlatacağız. Bir de burada işte hazır iş kurum yapısı demişken kapsam temel çizgisinden sanırım bahsetmek lazım. O kapsam temel çizgisiyle kapsam üzerine bir el sıkışma yaşanıyor. Hemen altında da zaten fazladan iş yapmayı ve para harcamayı engeller. Yani yine detaylı konuşacağımız kapsam kayması diye bir kavram var. Ne anlaştıysak onun üzerinde ilerlemek gerekiyor diyeceğiz. Jest yasaktır diyeceğiz. İngilizce'de gold plating kelimesinden bahsedeceğiz. Böylece hedeflediğimiz bütçeyi üzerinde anlaştığımız kapsam üzerine gerçekten harcıyor muyuz? Yoksa ekstra paralar harcamak zorunda mı kaldık projede? Yine bunlardan ders çıkarmamız mümkün olacak. Şimdi işleri zamanında bütçesinde zamanında ve bütçesinde tamamlamak demek aslında yapılan kontrollerle olası gecikmeleri ve aşımları zamanında fark etmekten bahsederiz. Projenin bu tip izleme kontrol yöntemleri getirerek sapmaları bize erken fark etmelerimizi sağlar. Biz de bu konuda gerekli önlemleri alırız. Bu öğrenci sendromu bizim için çok sıkıntılıdır. Son dakikaya bırakmak ya da son dakika bir şeyin önemini fark etmek. Proje yönetimi bizim bunu yapmamızı istemez. Biz de başarıyla tamamlama şansımızı arttırmış oluruz. Peki. Bir sonrakini zaten konuştuk diye düşünüyorum. İnsanlar kaynak yönetiminin gelişmesini sağlar. Kimin ne iş yapacağını takip etmemizi sağlar. Kaynak yönetiminin gelişmesinden kasıt bir takım yöntemler var. İnsanları motive etmek adına. O ekibi bir takım ruhuyla çalıştırabilmek adına. Bunlarla ilgili yöntemleri yine ilerleyen videolarımızda detaylı olarak konuşacağız. Onun için şimdilik çok bununla ilgili bir şey söylemeyeyim. Raporlama ile ilgili de bir şey söyleyeceğim burada. Raporlama imkanı verir. Sonuçta detaylı planlarla gerçekleşme verilerinin toplanması ve bunların karşılaştırılması gerekiyor proje yönetiminde. Eğer ekibinizden düzenli olarak geri bildirim toplayamıyorsanız zaten boşuna planlamış olursunuz. İşte bunları karşılaştırarak biz planın neresini sorusunun cevabını vereceğiz. Raporlamada farklı çeşitlerini göreceğiz. Hem maliyet üzerine, hem zaman çizelgesi üzerine, kapsam üzerine. Proje yönetimi böyle avantajlar da sunacak bize. Şimdi proje yönetiminde biz aktivite düzeyinde hangi kaynaklarla, ne kadar sürede ve ne kadar maliyetle bir işin tamamlanacağını ortaya koymaya çalışırız. Planlama sürecinde temel amacı budur. Bunu yaptığımız takdirde gerek aktivite bazında gerek aşama gerekse tüm proje bazında projeleri süresini veya maliyetlerini nasıl kısabileceğimizi, bunun bütünü nasıl etkilediğini görebiliyoruz. Proje yönetiminin en önemli katkılarından birisi budur. Ya ben bu maddeyi geçebilirim. Peki. Proje teslimatlarına kalite artışı sağlar ifadesi de önemli. Az önce iş kurum yapısı diye bir kavramdan bahsetmiştik. İş kurum yapısının zaten mantığı, amacı teslimat odaklı bir ayrışım oluşturmak. Ve PMI der ki iş kurum yapısı üzerine eğer paydaşlar ortak bir hemfikir, ortak bir mutabakat içine girebiliyorlarsa ulaşabilecekleri teslimatlar üzerine de bir yerde anlaşmış oluyorlar. Böylece projenin kapsamı şekillenmiş oluyor. Ve o teslimatların doğru anlaşılması için bir takım yöntemler var. Onu da kapsam yönetimi içinde ele alacağız. Bu sayede çıkacak teslimatlar üzerinde baştan bir mutabakat sağlanmış ve çıkan sonuç üzerine de tabii ki bir nihai onaylama işlemi yapılarak projenin ilerlemesi sağlanacaktır. Evet. Şimdi erken fark edilmekten hep bahsettim. Aslında burada fark edilmeyi de bir avantaj olarak anlatmamız gerekiyor. Hı hı. Aslında bizim planlama yapmamız belli noktalarda temel çizgiler üzerinden belli gerçekleşmeleri görüp görmeyeceğimizi belirlememizi sağlıyor. Böylece biz gelinen bir noktada zaman, bütçe veya kapsam olarak olması gerekenle gerçekleşeni kıyaslayarak problemi tarifleyebiliyoruz. Hatta problemin büyüklüğünü tarif edip
bir sonraki adımda nasıl bir aksiyon alacağımızı kesinleştirebiliyoruz. Peki. Bir sonraki madde için bir şey soracağım. Biz millet olarak planlamayı sever miyiz? Millet olarak. Sevmeyiz. Yazmayı sever miyiz? Sevmeyiz. Okumayı? Yazmayı hiç sevmeyiz. Okumayı sever miyiz? Okumayı da severiz. Ama şöyle bir aslında şey var, bir araştırma var. Bu araştırmaya hazırlayan üniversitede ki bir anket sorusu bir tartışmaya yol açıyor. Bu soruyu sorarız, soramayız diye. Akademisyenler tartışıp en son tamam bu soruyu soracağız diyorlar. Evet. Soru şu, haftada kaç kitap okuyorsunuz? Bu sorunun sorulduğu herkesten ilk tepki haftada mı tepkisi? Çünkü sorunun yanlış olduğu düşünülüyor. Ayda mı, yılda mı, kaç sayfa gibi sorulsa bir cevap var. Türkler ya da bizim milletimiz çok okumayı sevmiyor. Evet. Okumadığı için iyi yazamıyor. Akıllı ve zeki bir kültür. İyi yapamadığı şeylerin çabuk farkına varıp iyi yapabildiklerini dönüyor. Bu da sözlü iletişim. Hemen sohbetle kayda geçmeden bu işi hızlıca ve pratik çözmeye doğru gidiyoruz. Ama bu da kayıtlı hafızamızın olmamasına sebep oluyor. Bu da daha sonra benzer bilgilere ihtiyaç duyduğumuz takdirde o bilgilere ulaşamamak anlamı da getiriyor. İşte proje yönetiminden beklediğimiz şey o elde edilen bilgi birikimi. Yani bu sadece ürün anlamında değil, öğrenilen dersler. Neyi yanlış yapmışız biz? Bu bilgi birikimin bir yerde kaydının tutulması ki sonraki proje yöneticileri bunlardan faydalansınlar. Aksi takdirde kişiler, projede çalışan proje yöneticileri ve bireyler işten ayrıldığında bütün bilgiyle beraber gidiyorlar. Benzer bir proje bir daha yapılması durumuyla karşılaşılınca hadi şirket bir daha öğrenmek zorunda kalıyor. Bu da tabii ki şirketin kaybı anlamına geliyor açıkçası. Evet. Ben eğitimlerde bazen soruyorum, projelerinizde ne problem yaşıyorsunuz? İşte şu problem, bu problem paylaşıyor katılımcılar. Evet. Hangi problemi ilk defa yaşıyorsunuz diyorum. Daha bugüne kadar ilk defa yaşanmış problem yok. Yani, şey olarak. Çok az belki hatırlamıyorum ben. Evet. Aslında hep tekrar eden problemlerle kaybediliyor vakitler. Çünkü ne bir yazılı kayıt ya da bunları yaşanan problemi gelecekte yaşanmaması için bir sistemik bir yaklaşım olmadığı için iyi niyetle, ben öyle söylüyorum bazen, Türkiye'de projeler iyi niyetle yönetilir. Ama bu iyi niyet çok ciddi zararlara, zamansal sapmalara sebep olabiliyor. Evet. Bunu da zaten proje yönetimini engellemeye çalışıyoruz aslında, değil mi? Evet. Yeni projeye daha hızlı başlanabilmesini sağlar. Bu nasıl olur? İşte geçmişte benzer yapılan çalışmalar var, proje bilgileri var, öğrenilen dersler var veya şirketin artık geliştirdiği bir takım ürünler var. O ürünleri değiştirmek suretiyle yeni projeler şeklinde dönüştürmek mümkün olabilir. Bu yine konuştuğumuz organizasyonel süreç varlıklarının şirket içinde oluşmasıyla ancak mümkün olacak. Bakayım arkada bir başka bölüm başlıyor, ondan sonra da onu yine tekrar başka videolarda çekeceğiz. Başka genel olarak eklemek istediğim bir şey var mı Savaş abi? Yok. Bence gayet güzel oldu ama bu videomuzun altına eğer izleyenlerin yorumları ya da soruları olursa onları da yanıtlamaktan mutluluk duyarız. Evet, çok çok seviniriz. Yapacağınız yorumlar bizim için çok çok önemli. Eklememizi istediğiniz, konuşmamızı istediğiniz şeyler varsa lütfen bizimle iletişime geçin. İletişim bilgilerimiz zaten her zaman web sayfalarımızdan da bulabilirsiniz. Videolarımızın altına da ben yazacağım. Peki, bir videoyu da böylece tamamladık sanırım. Tamamladık herhalde. Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyoruz herkese. Hoşçakalın. İyi günler.